Selamun aleyküm arkadaşlar. Yepyeni videoyla sizlerin karşısındayım. Kucak dolu sevgiler olsun. Bugün Kastamonu biraz sisli. Biraz soğuk. Arada bir yağış var. Ama gene şükür tıkır bakır bir işler yürüyor. Allah nasip ederse yolculuğumuz Sinop. Şimdi depodan çıktım. Arabayı dün gece yükledik. Depodan çıkış yaptım. Sinop'a doğru gideceğim inşallah. Güzergahımız işte buradan Taşköprü, Hanönü üzerinden Boyabat'ın oradan Sinop'a doğru döneceğiz. Gerze'nin oradan doğru gideceğiz inşallah. Kış sezonu, önceki videomda söylemiştim arkadaşlar, işler bayağı durdu. Haliyle inşaatlar durunca bizi de etkiliyor. İşler azalınca pek bir işimiz çıkmıyor. Bu yüzden de video çekemiyorum, video hazırlayamıyorum. Instagram'dan yazan çok arkadaş var. Teşekkür ederim, hepinize sağ olun. Allah'a şükür sağlık saatlerimiz yerinde. Ama iş olmadığı için video çıkartamıyoruz arkadaşlar. ...2024 yılına girdik çok şükür. Rabbim bu yeni yılda bütün herkese sağlık, sıhhat, bol bereket, bol kazançlar versin. İnşallah daha da iyiye gideceğiz. Her yeni gelen yıl geçtiğimiz seneyi arattırdı bizlere. İnşallah 2024 yılı bu şekilde olmaz. Hepimize yıllardır beklediğimiz yıl buydu diyebiliriz inşallah. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Şu an şartlar gittikçe zorlaşıyor. Ama umarım iyiye doğru dönecektir. Mazot şu anda dün aldım. 40 lira 80 kuruş Kastamonu'da arkadaşlar. Yani 41 liraya tekabül ediyor. 725 lira mazot aldım. 30 bin lira tuttu. Normalde 850-860 litre alıyordum. 30-31 bandında tutuyordu. Şu an 725 litrede bu rakamları elde etti. Pek bir acelem yok. Çok da öyle hızlı hızlı gitmeyeceğim. Hal durumdur. Saatimiz çünkü erken. Saat 9. Öğleyi oraya varsak bir boşaltırız. Oradan geri bu tarafa yük sararsak güzel olur bizim için de. Çünkü her dolu araç başına nakli şey yazıyoruz. Harcırah yazıyorum arkadaşlar. Bu da bizim için iyi oluyor. Sigara paramız çıkıyor, yemek paramız çıkıyor cebimize. Şu an nakliye fiyatları da belli olmadı. Yani şoförlerin maaşları belli olmadı daha. Bizlerin de maaşı belli olmadı. Ama tahmin ediyorum 24 ile 26 aralığında olur piyasa fiyatı. Çünkü %49 bir zam artışı oldu. Yani bunun %40'ını vermesi lazım işverenler. Aslında bizim hakkımız bu değil arkadaşlar da. Bu sisteme mecburiyetten ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Yani işverenler insanların çalışmaya ve paraya ihtiyacının olduğunu çok iyi biliyor. Bu rakam diyor, diretiyor da çalışırsan çalış, çalışmazsan çalışan başkası olur diyor. Evet olur. Olmaz diye bir şey yok. Çünkü zor durumda olmak başka arkadaşlar. Rabbim kimseye zorluk kasınamasın. Şimdi adam zor durumda. Kirası var, çoluğu çocuğu var, borcu vardır, geçinemez. İşte hani ne bileyim, evde yiyecek bir şey kalmaz. O adam düşük rakamdan da bu çileyi çeker. Çekmez diye ben bir şey diyemem. O yüzden Rabbim herkesin gönlüne versin. Burada peynir fabrikası varmış ve ben daha ilk defa görüyorum. Ben Kastamonu Taşköprü'yüm. Şu an zaten benim memleketim, benim has memleketimin önünden geçeceğim geçerken. Orada da bir kurul düzenimiz var Allah'a şükür.
Dedem, babaannem falan orada yaşıyorlar. Arada bir yanlarına uğruyoruz. Çay, çorba içebiliyoruz. Yatacak yerimiz var Allah'a şükür. Ama işte Taşköprü'de biz yaşayamıyoruz. İş sınırlı. Yani sınırlı dedim arkadaşlar. Çok 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 düşük işler var. Bizim bu sektör orada da var ama %99'u mal sahibi. Çok şoför çalıştıran yok. Hatta hiç yok diyebilirim yani. Benim bildiğim kadarıyla. Kastamonu da kendi şey Taşköprü'nün de kendine ait kooperatifi var. Fakat yani mal sahibi herkes. O yüzden bizlerin orada şu anlık bir hayat devam ettirme şansı yok. Kastamonu daha merkezi bir yer. Zaten gelişme olarak Taşköprü'den tabii 5-6 kalem daha üst. Bütün her şey Kastamonu'da. Sarımsak diyar. Geçen gün sahile gittim. Kayıt almadım o gün arkadaşlar. Şansımıza sehpayı kırdık. Videonun arasına o resmi eklerim. Yani en arkadaki sehpa kırıldı. Malımız yattı. Bir 5-6 saatimiz orada geçti. Kepçe falan bekledik. Biraz uğraş oldu. O gün kayıt almamıştım. Yani oraya kadar gelince de kayıt almayı dedim. Çünkü çok saçma olurdu yani olayın olduğu andan başlamak. Burada 40 lira 10 kuruş. Mıkıl mıkıl diyor. Mıkıl ne demekse ağzıma takıldı. Biraz sis var. Çok yoğun değil ama. Gene bir 100 metreye kadar açık. Hafta sonuna doğru kar yağışı gösteriyor Kastamonu'da. Bakalım. Normalde buraların kış şartları çok ağır. Yani Erzurum bölgesi gibi diyebilirim size. Yani bundan 4-5 sene önce öyleydi. Kastamonu'ya kar düştüğü zaman 4 ay yakın o kar kalkmazdı yerden. Ama şimdi eskisi gibi değil. Geçen yağan kar mesela bir hafta kaldı. 2 gün yağdı. 2 gün yağan kar bir hafta gitmedi. Yüksek kesimlerde halen daha duruyordur. Ama merkezde gitti bir haftada. Hele ki ben çocukluğumu hatırlıyorum. Yani kış ayında Kastamonu'ya geldiğimizde kardan inanın yol gidilmezdi. Yani köylerde arabaların kaybolduğunu biliyorum kar yağışından. Bir de bizim köyümüz bayağı bir yüksek rakımlı. Dağın tam uç noktasında. O yüzden oranın biraz daha hava şartları sert. Rakım farkından dolayı. Rotterdam'ı arıza veriyor. Onu göstermem lazım da servise. Ne zaman Ankara'ya gideceğim bilmiyorum. Şu an mesela Rotterdam arıza vermiş vaziyette. Motor freniyle yani DEP dediğimiz sistemle devam ediyorum. İşte ileride mola veririm. Yani mola veririm dedim, arabayı bir durdururum. Araba 2-3 dakika çalışmayınca geri çalıştırdığımda düzeliyor. 2-3 saat problem çıkartmıyor. O şekilde devam ediyor. Herhalde sensör hatası mı var, yağ seviyesinde mi azalma var tam bilmiyorum. Sis ilerledikçe yoğunlaşıyor.
Arkadaşlar videolarımızın izlenmesi bayağı bir düştü. Önerilere düşemiyoruz. Algoritma dediğimiz sistemden kaynaklı bu da. Yani sizlerin destekleri benim için çok önemli. Destek veren çok arkadaşımız var. Hepiniz iyi ki varsınız, baş tacısınız. Hepinizi çok çok teşekkür ederim. Kanalımıza yeni izlemeye başlayan, yeni keşfetmiş, yeni beni gören insanlar, sizlerden ricam kanalıma abone olmanızı isterim. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeye, beğenmediyseniz beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Yorumlarda da kendi kişisel düşüncenizi, önerinizi ya da benim sohbetime eşlik ederekten yorumlar yazabilirsiniz. Bunlar benim için de çok önemli ve bunlar YouTube için de çok önemli. Algoritma dediğimiz sistem videoların izlenme süresine ve beğenisine göre hareket ediyor. Ne kadar süre izlenirse o kadar çok öneriye düşüyor arkadaşlar. Son 3 veyahut da 4 videodur algoritma bizi sadece abonelerimize sunuyor. Yeni kişilerle karşılaştırmıyor. O yüzden videolarımızın izlenmesi bayağı bir düştü. Umarım bunu da atlatacağızdır. Buradan da başarılı bir şekilde çıkacağızdır diye umuyorum. Bir tane kamera aldım arkadaşlar. Şimdi onun tripodlarıyla falan uğraşıyorum. İnşallah o kamerayla devam edeceğim. Bir de geniş açı lensi siparişi vereceğim. Önümüzdeki haftaya maaşımızı aldığımızda ondan sipariş vereceğim geniş açı olarak. Canon'un kamerasını aldım. Bakalım, umarım ondan da başarılı videolar çekeriz. Yani telefonu bırakacağım kayıt için. Ağırlık kamera üzerinden devam edeceğim. Bunu da burada sizlerle paylaşmak istedim. Kafa bandı falan sipariş vermiştim biliyorsunuz. Ama iki defa benim kargom iptal edildi. İki defa kargoda problem yaşadım. O yüzden sinirlendim yani, işin gerçeği. Ben de hafta sonu bir tane kamera tedarik ettim. Bakalım, umarım onunla da başarılı kayıtlar alırız arkadaşlar. Yani GoPro'lara baktım. GoPro'lar çok ciddi rakamlara ulaşmış. 18-20 bin bandında sıfırları. Tabi bunlar kademe kademe düşüyor. 15 bine de var. 13 bin liraya da var. Ben de DSLR diye fotoğraf makinesi, yani yarı profesyonel diye geçiyor. O makineyle devam edeceğim. Konya'dan gelmiş. İlaçlama tankı mı oluyor bunlar? Ne oluyor acaba? Şöyle geçelim sağ tarafa geri. Buralar Germeç arkadaşlar. Şu an Germeç'e doğru iniyoruz. Az önce Kastamonu Şeker Fabrikası'nın oradan geçtik. Şimdi Germeç'e doğru sallandık. Yani asıl gerçek tam nokta Germeç nereden başlıyor onu bilmiyorum ama buradan sonra Germeç'e geliyoruz. Ne taraf yakınsa ben oraya uyduruyorum şeyler, yani oraya yakındır diyorum, oraya bağlıdır gibi düşünüyorum. Yükümüz biraz havale gibi, paletler yüksek. Zaten buralara yaklaştık mı her yer sarımsak kokuyor. Yani ciddi oranda sarımsak kokusu var.
ne diyor? Taşköprü 23, Sinop 170, Samsun 290 kilometre. Yukarı Ayvalı, şimdi aşağı Ayvalı'ya geldik. Hava 4 derece. Ufaktan arada bir yağmur hissediyor. Şu siyah kutu arkadaşlar, camın ortasındaki, hem yağmur hem de far sensörünü oraya koymuşlar. Oraya en ufak bir damla gelse de, cam kuruysa bile otomatik olarak çalışıyor. Bazen de öyle bir şey oluyor ki yağmur çok yağıyor ama rüzgardan orası şey, yani camı rüzgar vurdukça o noktayı etrafa doğru suyunu saçıyor. Silecek devreye girmiyor. Biraz orada bir şeylik var, yani düzensizlik var. Tabi kendi arabamızı aldığımızda Allah'ım nasip ederse o zaman piyasa çalışacağız inşallah. Sık sık video çıkar artık arkadaşlar, yani günlük çekim olur. En nihayetinde 2 günde 3 günde bir video paylaşım var ama olur. Gel abi. İyi, beni bitti, kızımı düşünmedim. Kastamonu güven gidiyor. Buraların %80'i benim bildiğim kadarıyla, yanlış bilmiyorsam, hep sarımsak tarlası. Çoğunluk sarımsak ekiyorlar bizim burada. Bunlar da sarımsaktır diye düşünüyorum. Hani bu sektörde çok fazla bir bilgim yok. Ne diyorlardı bizim burada? Ha, rençber. Bizim burada da rençber diyorlar. Tarımla uğraşanlara. Bizde rençberlik fazla yok. Anlamadığımız bir alan. Ama tahminlerime göre düşünüyorum. Çünkü yani bu bölgeler komple sarımsakla uğraşıyor diye biliyorum. Sarımsak hep bu taraflardan çıkıyor. Germeç Taşköprü. Zaten Germeç Taşköprü'ye bağlı bir yer. Benim bildiğim kadarıyla. Sonradan mı ayrılmışlar? Bir şeyler olmuş. Tarihçesini çok bilmiyorum. Yani Germeç Taşköprü dediği zaman ikisinde bizde herkes bir konuşurlar. Hani ben o tahminlerime çıkarak diyorum. Belki Taşköprü'den ayrılmış olabilir. Belki Taşköprü gibidir. Tam emin değilim. Yani arasında 10 kilometre var ama merkezde Diyanetsip. Ben gelmiş ışıklarda. Aydın abi bizi izliyorsa, Aydın abiye de buradan selam olsun. Aydın Ulay. O da burada Germeç'te oturuyor. Germeçli. Ama buranın normal adı Alatarlı olarak geçiyor. Hani Germeç değil de Alatarlı olarak geçiyor.
Şu an Gerze'ye doğru ilerliyoruz. Rakım yükseldikçe sis bayağı artmaya başladı. Ben kayda Çanakkale'de sis bitti galiba. Arkamız gözükmüyor ama önümüz aydınlandı. Burası bayağı uzun bir tırmanış arkadaşlar. Yani herhalde bir 15 kilometre falan vardır, belki daha fazladır. Yani buraya çıkması bayağı uzun sürüyor. Çıktıktan sonra inmesi var. Geri dönüş de aynı şekilde biraz ağır buranın yolu. Demiş Gerze 49, Sinop 62, Samsun 170. Tırmanmaktan yol bitmiyor. Şu ayıcımı da buraya sabitledim. Türk usulü piramit. Aynı piramit gibi duruyor. Evet, zirveye çıktık. Şimdi inişlere başlayacağız. Arox 41-42 miymiş bu? 42 manuel. Şu direksiyon kutumdaki ötme gitmedi. Dedik belki pilot lastiklerdendir ama pilotları değiştirdik. Halen daha ötüyor. Herhalde pompada arıza var.
Hala zirveye tam gelememiş. %7'de bir çıkış. %7. Arabayı boşalttık. Bitti. Şimdi yeni malzeme yüklüyoruz. Sinop'tayım. Şöyle Karadeniz'i göstermek istiyorum sizlere. Gemiler yanaşmış. Şu odunlar arka taraftakileri yakacak. Öndeki sağlam paletlermiş. Şöyle 1,5 sıra var zaten. Şunları spanzetledim. Buraya mermer koydum. Buna mermer. Biraz daha demir malzememiz var. Onları yükleyeceğim. Burası bizim Sinop'taki depomuz. Şöyle işimiz bitti. Alüminyum kapaklı bura hattı var arkadaşlar. Tek elinizle açıp kapatabiliyorsunuz. Çünkü kapak çok hafif. Bir ağırlığı yok. Şurada bir 1,5 kapaklı gelip kaldı. O da bitti mi direkt yola çıkacağım. Hava çok soğuk ve aşırı derecede rüzgar var. Yemeği yedik, depodan çıktık şimdi. Haydi senden Kastamonu'ya doğru geri döneceğiz. Saat 2:30. Herhalde 5 gibi Kastamonu'da oluruz. Yani şu an cama gelen bir su yok ama otomatik kendi çalıştırıyor. Videonun başında söylediğim gibi silecek birazdan böyle kendi kendine. Sensörden galiba bir şeyler yapıyor. Ya rüzgardan damla geri geliyor yukarıya. O da olabilir. Ama bazen yağmurlu olmayan havada da yapıyor ya. Çok şey görmemek lazım. Şu an bunu söylediğinizi duyar gibiyim. Kastamonu'dayız arkadaşlar. Şimdi önüne doğru gidiyorum. Bak,
bakar mısınız? Her yer ormanlık. Şu kahverengi tonlar ağaçlar, yani yaprakları solduğu için öyle. Kastamonu'nun bu iklimini çok seviyorum. Ormanımız çok bol. O yüzden havası çok temiz. Böyle siyah beyaz bir hayatmış gibi duruyor şu anda her şey. Saat 4:10 var. İyi geldik aslında buraya kadar. Ama yükümüz de hafif şimdi. Tırmanışlarda çok vites kaybetmiyoruz. Onun da bize avantajı oluyor. Olmuyor değil. Bu vuruntular ön takımdan değil. Eminim videoda net belli oluyordur sesi. Bu Mercedes 1848 ve 51 olanlarda kronikmiş. Kabin körükleri vuruyor. Servis çalışmaların devam ettiğini ama halen daha bir sonuçlanmadığını, yani bir çözüm yolu bulunamadığını dile getirdi. Ayrıca bir de şey var arkadaşlar. Ön takımınız ne kadar yaptırsanız da, yani rot ayarlarını, lastikler içten yiyor ve üretilenlerin çoğunluğunda, yani hepsine yakın seviyesinde bu olay varmış. Yani yurt dışı versiyonlarında biri bu lastiğin içten yeme olayını çözememişler aynen da. Bu da Mercedesler hakkında öğrendiğim ikinci yeni bir bilgi. Yani yollar burada yeni. Lakin tonajlı arabalar çalıştığı için asfaltta çok ezilmeler var. O da dalma ve çıkma yapıyor. Haliyle bizi de sallıyor bir güzel. Tomurgalar, bu arabaları falan, harfiyat arabaları çok çalışıyor bu bölgede. Yani ağır yük ister istemez her şeye zarar veriyor. Arabaya, lastiğine, işte ne bileyim, şoföre, yola, dorseye zarar vermediği tek nokta yok. Yani şu doğaya bile zarar veriyor. Çünkü tonaj fazla olduğu için sürekli gaz yalıyoruz. Egzozdan çıkan emisyon değerleri komple yüksek oluyor. Bu da doğaya dahil zarar veriyor ister istemez. Geldik çok şükür. Sonra Staş Köprü, Germeç, Kastamonu. Burada kaydı bilerek başlattım. Belki buralardan, yani buralı olup da başka şehirlerde yaşayıp bizi izleyenler varsa memleketini görsün isterim. Bir tane Muhammed abi vardı, tırcı. O da Wuhan önünün gerisinden tuğla çekiyordu arabasıyla. Her videosunda beklerdim Taşköprü'nün oradan geçerken kayıt alacak mı diye. İnsanın memleketini görmesi güzel bir duygu oluyor. Bunu ben çok yaşadım.
Şu öndeki sensör her şeyi kamyon olarak görüyor. Bakar mısınız? Bir Dorse var. Skoda, Mercedes de tır muhabbetinde. Biz tırmış gibi görüyoruz onu. Devam abiler. Kankalar durun, arkamda tombuk arabası var. Adam kalktı, bir daha adamı geri durdurmayalım. Şu yeşil fosforları normal, yani normal vatandaşın girmesini bence yasaklamaları lazım. Trafik polisi gibi geziyorlar ortalıkta ya. İnanın bir an kaydı durdurmaya düşündüm. Belki dedim polistir, bir şeydir. Ve bunu çok kez yaşıyoruz. Yani bir kez değil, çok kez yaşıyoruz.